Güncel gündemden merhaba. Türkiye'de ve dünyada koronavirüsün insanları evine kapatmasının sonucu olarak biz de bu hafta evlerimizden sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de koronavirüsün bulaşmış olduğu insan sayısında artış yaşanırken aynı zamanda Türkiye başta olmak üzere ölüm vakalarının da artışına tanıklık ediyoruz. Hükümetler ard arda önlem paketlerini ilan ediyorlar. Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs sürecinde uygulanacak olan ekonomik paketi topluma duyurdu. Ancak dünyada neler oluyor? Bu örnekler nasıl yaşanıyor? Çin ne yapıyor? Çin'in sesini aslında bu sefer farklı bir perspektiften duyuyoruz. ABD'de ne oluyor? İngiltere neden strateji değişikliğine gitti? Profesör Doktor İlhan Uzgel ile birlikte bu hafta aslında koronanın jeopolitiğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bu hafta evlerimizden, siz evinizden, ben evimden yayın yapıyorum. Bütün izleyicilerimize de lütfen evlerinde kalmaları gerektiğini yeniden hatırlatıyoruz. Virüse karşı en önemli korunma yöntemlerinden bir tanesinin bunun olduğunu hatırlatmakla görevli olduğumuzu düşünüyorum. Hocam siz de gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Küresel olarak bir değişim sürecinden geçiyoruz. Aslında tabularımızın sorgulandığı küresel ekonomik sisteme dönük, kapitalizme dönük yerleşik algıların ters düz edildiği bir süreçten geçiyoruz. Aynı zamanda bunun jeopolitik ayağında da değişimler yaşıyoruz. Öncelikle genel olarak siz bu haftayı nasıl gördünüz, neler dikkatinizi çekti? Sonra da ayrıntısına inelim isterseniz. Tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim. Tabii yani böyle klasik ve klişe olmasın ama hani korona bir virüsten ibaret değil. Hani hastalık ve salgından da ibaret değil. Sonuçta insanın biyolojik varoluşunu bu kadar doğrudan etkileyen bir salgın. Hayatın her alanını tabii doğrudan dokunmaktan da öte yani çarpıyor aslında bakarsın. Dikkat edersen hani biz korona dışında bir sürü şeyi de konuşuyoruz. Yani hani televizyonlara da bakarsan işte psikologlar çıkıyor, sosyologlar çıkıyor. Hani ekonomi hani çok önemli bir boyutu. Ticaret, finans, işte petrol fiyatları, toplumsal cinsiyet, insanın dinle ilişkisi. Kesinlikle. Siyaset teorisi, hani dünya bundan sonra nereye gidecek, nasıl bir toplum düzeni olacak, devlet-toplum ilişkileri nasıl yeniden düzenlenecek mi, yani siyaset nereye doğru dönüşecek, buradan dayanışmacı bir siyasete mi, eşitlikçi bir siyasete mi, yoksa otoriter bir siyasete mi geçeceğiz, küreselleşmenin rolü ne olacak, yani sonuçta şöyle söyleyeyim, yani herhalde 45'ten bu yana dünya sistemini bu kadar aynı anda doğrudan etkileyen başka bir olay yok. Mesela biz derslerimizde biliyorsun işte Doğu blokunun hani yıkılması diyoruz. İşte bir kırılma noktası. İşte 11 Eylül Irak, Afganistan işgalleri, işte Suriye krizi, Arap Baharı falan hepsi hani sonuçta bir şekilde toparlanıyor. İşte şeyde bile, işte 11 Eylül'de bile işte 3 gün galiba açılmadı borsalar. Dünyada borsalar çöküyor mesela finans sistemi. Hocam şey gibi de geliyor bana bu sefer. Yani soğuk savaşın kendisi dahi aslında bu kadar bir anda bireyleri, toplumları yani küresel düzeyde gerçekten kelimenin tam anlamıyla küresel olarak herkesi küçüğünden büyüğüne yatay kesecek şekilde bir vakaya belki de ilk defa böylesine yani tanıklık ediyoruz. Hiçbir şey hayatı, yani bu modern hayatı bu kadar kesintiye uğratamamıştı. Bunu tabii tespit etmek zorundayız. Burada başka bir siyasetin önü açılabilir tabii ki. İkinci bir nokta küreselleşmeyle olan ilgisine yani değinmek gerekiyor. Geçen hafta biraz değinmiştik. Evet. Hani küreselleşmeciler şunu söylüyorlardı. Hani dünya artık küçük bir köy. Evet oldu. Yani en sonunda oldu ama kötü oldu. Hani keşke daha farklı olsaydı. Hani insanlar hızlı dolaşamıyor bilmem ne ama hani virüs sonuçta bir kişinin gelmesi, yani virüs kapmış birinin bir başka ülkeye gitmesi o bütün toplumu hani ama hastalığı yayması için yeterli olabiliyor. Yani biz bunu gördük. Hani sonuçta ve bu tabii günümüzde müthiş bir
insani mobilite var. Hani hatta bunu bir yerde de söyledim. Günde 100 bin civarında sivil uçak havalanıyor, yolcu uçağı havalanıyor dünyada. Yani şeyden önce. Bunun sayısı çok çok azaldı. Hani yarı yarıya falan. Şeyi duyuyoruz zaten. Havacılık firmalarının arda arda uçuşlarını iptal ettiklerini. Evet, çok zor durumdalar falan. Evet. Şeydi hocam, hatta Ekonomist dergisindeki toparlamaya göre 15 Şubat ki Mart ayı henüz dahil edilmemiş, yani sınırların resmi olarak kapatılma süreci dahil edilmemişken havayolu şirketlerinin şu andaki o dönemdeki yani yaklaşık olarak 1,5 aylık kaybının 115 milyar dolar düzeyinde. Evet. Bunu söylediler. Evet. Bu tırmanacak uyarısı da yaptılar. Evet, kurtaracak muhtemelen. Yani buradaki dönüşüm bir ciddi yani yönlerinden bir tanesi de bu. Şimdi enteresan bir nokta var. Hani küreselleşme bu salgının hızlı yayılmasına neden oldu. Bakın küreselleşme olmadığı dönemlerde de yayılıyor. Hani evet. Bir kişinin gitmesi, yani birkaç kişinin başka bir yere seyahat etmesi hep oluyor. Yani insanlık tarihinde bu hep var. Ülke içi mobilizasyonda ya da şehir içi mobilizasyonda. Öyle olmasa veba yayılmazdı falan. Tabii ki şey yayılıyor. Hani bütün hastalıklar, salgın hastalıklar yayılma eğilimi gösteriyor. Yalnız burada tabii hızı çok önemli. Hızı çok arttı. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi küreselleşme bu hastalığın bu kadar hızlı yayılmasına neden olurken o küreselleşme söyleminin 90'lardan beri böyle ağızları artık hani iyice yerleşmiş. Efendim küresel sorunları artık küresel, hani devletler tek başına çözüm bulamaz, küresel çözümler. Hayır, öyle olmadı. Küresel sorun var. Evet, ve bu küreselleşmenin yarattığı sorun tam da küreselleşme ideolojisinin aslına bakarsan hani genel algılama hep böyle oldu. Karşı olduğu söylenen devletçi yapıyı güçlendirdi. Esas problem ve ironik olan kısmı bu. Yani küreselleşmenin çıkardığı bir sorun, hani küreselleşmenin diyelim azaltmaya çalıştığı, küreselleşmenin bir bakıma üstünden gelmeye çalıştığı hani devletçi, güvenlikçi, içe kapanmacı mekanizmaları güçlendirdi. Küreselleşmenin böyle bir hani etkisi oldu diyebiliriz. Şimdi buradan istersen başka bir hani boyutuna geçelim. Bu küreselleşme kısmı şöyle söyleyeyim, en azından hani şunu söyleyerek toparlayayım küreselleşme kısmını. Korona vakası küreselleşmeye çok sert bir fren yaptırdı. Ve hızını çok kesti. Ve bundan sonra bunun toparlanma ihtimali kriz devam ettikçe daha az olacak. Daha zor toparlayacak. Yani hiçbir zaman büyük bir olasılıkla eski düzeylerini yani insani mobilite, yani insanların dolaşımı, küresel olarak dolaşımı, işte ticaret, finans vesaire buralarda ciddi bir şeye gideceğini, yani azalmaya gideceğini tahmin ediyorum. Yani eski düzeyine küreselleşme muhtemelen çok uzun yıllar gelmeyecek. Belki de gelmesi istenmiyor. Onu belki sonra tekrar... Bu noktadan bir şey sormak istiyorum. Şimdi 90'larda bahsettiğimiz küreselleşmenin hem sizinle derslerimizde de konuşuyorduk. Ben şanslıydım, sizden ders alabilme imkanına sahip öğrencilerinizden oldum. Yetişebildim o kuşağa. Şunu söyleyeceğim. Sizin de derslerimizde de konuştuğumuzda içine doğmuş olduğu ideolojik perspektifin Soğuk Savaş'tan sonra özellikle hız kazanması, 90'lar vurgusunu siz de yaptınız. Bu dönemde aslında liberal ideolojinin, neoliberalizmin şekil değiştirme ya da kendini güncellemiş versiyonuyla da karşı karşıya kaldık ve aslında ana motto da bunun üzerinden şekilleniyordu ekonomi ve politik olarak. Bu dönemde tanıklık ettiğimiz en önemli vurgulardan bir tanesi ekonomik serbestleşmenin yanında demokratik yönetimler vurgusuydu. Bunların işte en belki de ulaştığı en üst nokta rejim değişikliklerini toplumların dışarıdan desteklenerek ya da yönlendirilerek itilmesiydi. İşte Irak'ta gördük, Ukrayna'da buna dönük söylemler var. Rusya'nın en büyük korkusunun bu olduğunu biliyoruz. Şimdi oysa korona sürecinde liberal değerler, insan hakları, toplumsal olarak iyiye erişme modeliyle Çin'de gördüğümüz model arasında hem Türkiye'de de bazı isimler bunu yanlış olacak şekilde de tartışıyorlar ama bir
kafa kafaya gelme varmış gibi geliyor. En azından bir sorgulama zemini. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Evet, maalesef böyle bir hani buradan dayanışmacı bir siyaset yerine, yani şöyle söyleyeyim, siyasi rejimler hani içeride bunu bir fırsatçılığa çevirip dışarıda da rekabet olarak almaya başladılar. Bunu hepsi yapıyor aşağı yukarı. Çoğu yapıyor bunu maalesef. Hani bunu Amerika da başlattı aslına bakarsanız. Önce Amerika başlattı. Israrla Çin virüsü, Wuhan virüsü söylemini kullandı. Arada şey yaptı. Kendi zihinsel algısıyla hani söyledi, neye dayandırdı hiçbirimiz bilmiyoruz tabii ki. Böyle bir şeyle etiketlemek istedi. İşte yarasadan, yarasa çorbasından çıktı. Sizin şeyiniz hani hijyenik değil, hani diyelim pazar sisteminiz vesaire. Dolayısıyla bunu Çin'le ilişkili görüyor. Hatta ilk başlarda hani Çin bununla mücadele ederken tabii Amerika sembolik şeyleri yaptı. Yani heyet gönderdi, yardımcı olalım dedi. Yardım evet. gönderelim falan dedi. Bunları yaptı ama sembolikti bunlar. Hani çok Çin'de kabul etmedi zaten. Evet. Onu da söyleyelim. Ve şunu bekliyorlardı. Bu Çin'in Çernobil'i olacak. Yani nasıl Çernobil işte şeyin yıkımına doğru gidiyorsa Çin rejimi ayrıldı olmadı. Evet. Öyle olmadı ve tersine döndü hikaye. Tuhaf bir şey var burada. Şimdi baktığımızda hani işte küresel sistemde biz yani burada da vurguluyoruz. Yani dünyadaki gerçeklik de bu. Yani Amerikan hegemonyasının hani üstünlüğüyle devam ediyordu. Hatta ben yazılarımda da gazete duvarda hani bunun aslında hala devam ettiğini ve küresel bir konsensusla devam ettiğini hani vurgulamaya çalışıyordum. Şimdi burada şöyle bir hegemonik el değiştirmeye de imkan açar mı? Hani bu en mikro düzeyden yani bizim evden işte çıkmamamız, işte ellerimizi yıkamamız gerektiğinden başlayıp küresel ölçekte yani çok en makro düzeyde, sistemik düzeyde bir küresel el değişimine mi gidiyor? Bu evet. gibi tartışma başladı. Hani Amerika, şöyle söyleyeyim, Amerika burada hani küresel liderlik gösterebiliyor mu? Mesela Ebola'da Amerika bunu yapmış. Yani hani uluslararası bir şey oluşturup hani Ebola'ya birlikte müdahale edelim demiş. Şimdi biz burada Amerikan sisteminde müthiş bir dağınıklık görüyoruz ve Çin sistemi çok daha derli toplu hareket ediyor. Yani evet. Bunu tespit etmek zorundayız tabii ki. Amerikan sistemi mesela IŞİD'e karşı koalisyon oluşturdu değil mi? Gidip bombalıyor falan. Buralarda iyi maşallah. Fakat iş şeye gelince hani koronayla mücadeleyi görünce bırakın hani küresel bir liderliği hani yanına ilgili uluslararası örgütleri alıp Amerika önde gelen ülkeleri alıp hadi beraber işte uluslararası uzay istasyonu gibi hani büyük bir şey kuralım. Hani diyelim Finlandiya'da kuralım falan. Hani orada bütün kaynaklarımızı birleştirelim. Ve bu şeye hızlıca bir çözüm bulalım. İşte Çin bir şey üretsin, Amerika daha teknolojik bir şey üretsin. Hayır, böyle olmadı. Tam tersine Amerika'nın kendi içinde bir defa dağınıklık var. Yani aslında bakarsanız bütün ülkelerin yaptığını yapıyor. Biz de bunu yaptık, Çin de yaptı. Yani önce bunu inkar etme, küçümseme. Sonra işte yapılabilecekleri gündeme getirme ve sonra sertleşme. Hepsi bu trendi izliyor. Amerika da bunu yaptı ve Trump döneminde Amerika'nın hani bu liderliği yapamamasının temel nedeni bir defa içeriği toparlayamaması. Evet. Trump yönetimi çok dağınık bir görüntü veriyor ki öyle. Yani Trump'ın çok çelişkili açıklamaları var. İnanılmaz. Hani onu her gün veriyoruz CNN arka arkaya. Evet. İkincisi kurumsal erozyon. Bunu çok net görüyoruz. Yani şeyi tek adam yönetimine doğru gidilmesi orada. Fakat Amerikan sistemi onu kaldırmıyor. Çünkü kurumlar çok önemli Amerika'da. Evet. Yani kapitalist ve liberal bir ülke sonuçta. Dolayısıyla da mesela şeyin bu salgın hastalıklarla ilgili birimleri zayıflatmış olması. Ve üçüncüsü de bunu bir hani araç olarak kullanmaya başlaması. Şimdi Çin buradan yola çıkarak o şeyi hani ilk atakları atlatıp çok sıkı bir müdahalede bulundu. Hakikaten de belki yapılması gerekenleri yapıyor. Çok eleştirildi insan hakları açısından falan. Fakat hani şeyi kontrol etmesi gerekiyordu. Yalnız yani Çin'in şöyle bir sokaklarla kapatıldığını gördüğümüz önce kızıyorduk ama hocam kendi sokaklarımızda insanlara söz geçiremediğimizi görünce iknada zorlandığımızı acaba mı soru işaretleri oluştu insanlarda? Tabii ama devlet çok organize. Yani bir süre elinde dijital den başlayarak yani yüz tanıma sistemlerinden başlayıp her türlü fiziki imkanlara yani devlet aygıtı çok güçlü Çin'de ve toplum kontrol mekanizmaları da çok daha etkili. Yani Amerika'da falan bunları yapmak o kadar kolay olmayabilir. Şimdi ikinci avantajı Çin'in, şimdi Çin çok büyük bir ülke. Yani bunun bir avantajı var. 1,5 milyara yakın nüfus var ve 60 milyonu enterne etti, kapattı.
Ve şey yani ülkenin geri kalanı orayı besleyebiliyor. İtalya öyle değil. İtalya'nın hepsi 60 milyon civarında. Zaten bütün ülkeyi kapatmak zorunda kalıyor. O daha zor. Şimdi siz yani, söylemiştiniz neredeyse Wuhan eyaleti zaten İtalya kadar nüfusa sahip. Şimdi bir diğer avantajı Çin'in, şimdi dünyadaki sağlık malzemelerinin, tıbbi malzemenin önemli bir kısmı zaten Çin'de üretiliyor. O yüzden mi hocam bu kadar kolayca, işte siz de biliyorsunuz zaten, size de söyledim. Toplumların hafızasında Çin'e dair imajı yeniden oluşturacak şekilde ABD sınırlarını kapatırken Çin'den İtalya'ya, Fransa'ya böyle şiirler de yazıyor onların üzerine. İşte birlikte aşacağız aynı bahçenin gülüyüz gibi. Irak'a sevkiyata başladı. Hem personel hem de tıbbi malzeme. Bu sonraki aşamasıydı. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Batı merkez kapitalist ülkelerde biliyorsunuz emek yoğun sektörler yani tasfiye oldu. Yani Çin'e gitti çoğu. Daha düşük ücretli ülkelere kaydı falan, Vietnam'a bilmem ne. Şimdi Çin'de maske üretiliyor. Zaten mesela antibiyotik ana maddeleri falan, yani bazı maddeleri Çin'de de antibiyotik şeye etkili değil. Virüse karşı etkili değil. Aman yanlış anlaşılmasın. Ama şimdi siz ağır bir şey hastalık geçiriyorsanız hani bakteri, fırsatçı bakteriler de hani sizi şey yapıyor, zayıflatıyor. Onun için antibiyotik vermek gerekiyor. Tabii ikinci il hastalıkları tedavi için gerekebiliyor falan. Şimdi Çin'in böyle bir imkanı da vardı. Ve Çin bunu hakikaten baş etti. Öyle görünüyor. Yani verdiği rakamlar, hiçbir ülkenin verdiği rakamlara güvenmiyorum ben. Hani hepsi azaltmayı, az göstermeye çalışıyor. Fakat ondan sonra Çin karşı saldırıya geçti, onu söyleyeyim. Yani sizin bahsettiğiniz şey o. Bir şey, Xi yani liderleri, Çin lideri Wuhan'ı ziyaret etti. Virüse karşı savaşı kazandık dedi. Ve bundan sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika'yı işaret etti. Aslında dünya sistemindeki de pay hattını burada görüyoruz. Çin, Rusya ve İran ve Hindistan çaktırmadan sosyal medya ve devlet kontrollü medyası aracılığıyla virüsü aslında Amerika'nın geliştirdiği bir biyolojik silah olduğunu iddia ediyor. Evet. Şimdi bunu aslında Amerikalılar da söylüyor. Amerika'da diyor ki, Amerika'da bazı isimler ve çaktırmadan onlar da aslında Çin biyolojik silah geliştirmeye çalışırken kazara bulaştırdı gibi bir iddia var. Çin iddiasını da şuna dayandırıyor. Bunu da söyleyelim. Yani artık belki biliniyordur ama biliyorsunuz 2019'da tam da Wuhan'da, Wuhan şehrinde dünya askeri oyunları yapılıyor. Evet. Çin şey diye iddia ediyor. Yani o sıradaki oraya gelen Amerikan askerleri şeyi bulaştırdılar özellikle diye bir iddiası var Çin'in. Şimdi bunu kanıtlamak hani mümkün değil. Hani yani askere ihtiyaç mı var falan, hani isterlerse hani başka şekilde de bulaştırılır falan. Her neyse. Şimdi Çin'in ondan sonraki hamlesi, bakın aşama aşama gitti Çin ve daha stratejik davrandı burada. Sonraki hamlesi bir tür hani İngilizce'de charm offense denen bir stratejiye yöneldi. Yani bu şey yani sempatiklik, sempatik olma yarışı da diyebilirsiniz. İşte yani böyle bir hani kendini işte kurtarıcı pozisyonuna gelen bir ülke. Ve bundan sonra tabii işte elindeki, oysa mesela Çin'e Japonlar yardım etti tabii ki. Yani Japonya şey gönderdi, Çin'e medikal destek verdi falan. Çin bir sürü kanaldan, mesela İtalya'ya, işte dediğim gibi Irak'a, mesela bu Ali Baba'nın sahibi biliyorsunuz, işte Amazon'un şey, Çin muadili Ali Baba, onun şeyi çok zengin bir adam biliyorsunuz, işte 40 milyara yakın serveti var, o Afrika'ya yardım edeceğim dedi falan. Ve Çin hani Amerika'nın yapamadığını, hem içeride hani çok böyle etkin bir mücadele yöntemi, hem de dışarıda bakın dünyaya nasıl biz şey yapıyoruz, bu ikinci stratejiye geçti. Yalnız buradan hani bir sonuç çıkarmak için lütfen aceleci de olmayalım. Çünkü bunun çok ciddi bir sorun var ve burada hani ülke yarıştırmak, yani şunu yarıştırmaya gerek yok. Burada şunu söyleyebiliriz, yani bütün devletleri, iktidarları bir modeli, yani neoliberal sağlık politikalarını yerden yere vurabiliriz. Fakat şuna dikkat edelim. Özellikle Çin'le Küba'yı aynı kategoride alan bir yaklaşım var. Evet, ülke. Kesinlikle. Yani Çin'le Küba çok iyi. Hayır. Çin ayrı, Küba ayrı. Evet, Küba'nın tabii ki en güçlü olduğu alan, bir komünist devlet olarak, bir komünist yönetime sahip ülke olarak, tabii ki sağlık ve eğitim alanında
Tabii ki kapitalizmi sabah akşam döver Kibo modeli. Kesinlikle. Ama Çin şunu, yani burada temel bir hata var. Çin'i Küba gibi bir komünist ülke gibi algılama hatası var. Bunu lütfen buradan yanlış bir yerden başladığınızda ondan sonra bütün analizler yanlış olmaya başlıyor. Bunun otoriterlikle de birebir ilgisi yok. Onu da söyleyelim. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Hemen yanı başında ve en çok etkilenen ülkelerden biri aslında Güney Kore'ydi. Evet. Örnek olarak da gösteriliyor. Güney Kore otoriter. Vietnam, Tayvan. Onlar gayet başarılı modeller. Yani daha açık toplumlar. Kesinlikle. Gayet düzene sahipler ve gayet efektif bir şekilde çalıştılar. Burada tezahüratlar bir biçimde. Tabii ki. Yani şimdi detayına girmeyelim. Sosyal medyada bile var. Yani açın hani şeye bakılırsa görülür. Hani Güney Kore'nin nasıl mücadele ettiği, 2002-2003 SARS salgınından nasıl dersler çıkardığı falan. Almanya hocam şu an benzer bir örnek. Vaka sayısı çok yüksek ama ölüm oranı çok düşük örneğin. Onlar testlere başladılar. Almanya. Evet, evet. Dolayısıyla bu şöyle kapitalizmin versiyonları arasındaki bir yarış olabilir. Bunu söyleyebilirsiniz. Yani Çin'i de burada kapitalist ülkeler içinde saymak zorundasınız. Yoksa az önce sözünü ettiğim adamın 40 milyar dolar parası nereden oluyor? Eğer komünist bir ülkeyse burası. Kesinlikle. Falan filan. Hani o yüzden de buraya bu kısmına biraz dikkat etmek gerekiyor. Çin'in hani şeyini teslim etmemiz lazım tabii ki. Yani uyguladığı stratejiyi ve başarıyı. Amerika'nın korkunç bir dağınıklık ve hani toparlayamama içinde olduğunu da tespit etmek lazım. Çok hatalar yaptılar. Bunların hepsi şeyde var. Çok detaylı anlatamayız burada. Yani kit üretiminde hata yaptılar falan. Hakikaten de inanılmaz şeyler. Oysa Amerika'nın çok benzer şekilde sorunlar yaşadılar. Yani, biyoteknoloji, gen teknolojisi, tıbbi araç üretimi, yani yüksek teknoloji, mesela söyleyeyim ben size, hani bu şeyler, tomografi cihazları vesaire, ilaç endüstrisi çok gelişmiştir Amerika'da. Ona rağmen benim tahminim şu, Amerika en sonunda şey diye çıkacak buradan, çıkmaya çalışıyor. Aşıyı ben buldum. Hani altın vuruşu. Ben de onu söyleyecektim hocam. Şimdi Çin örneğin dediğimiz gibi ülkelere yardım gönderirken, bu son sorum zaten. Sizin de söylediğiniz gibi hani biraz daha sempatik bir görünümle işte ülkelerin şairlerinden, filozoflarından göndermeler yapıyor. Almanya ile ABD ve özellikle Trump'ın dahil olduğu şekilde Trump bir nevi Alman İlaç firmalarına gelin bizde üretin, bu firmaları satın almaya çalıştı. Çünkü aşıya çok yakın olduklarını ifade ve bu Almanya ve Avrupa'da böyle şey neden oldu. Ya bir şey de hani siz yapmayın, önemli olan bu insanlık için bir şey bulmak. Evet. Ters tepti gibime geldi mesela benim için. Tabii. Ya daha kestirmeden gitmeye çalıştı. Baktı ki şey süreci çok zor olacak. Hani bu böyle hani bir şey stratejisi geliştirme. Hakikaten de geliştiremedi Amerika. Yani böyle biraz armut piş ağzıma düş esnaf mantığıyla gitti tam. Hani en kestirme yol ne olabilir? Biz aşıyı bulursak bütün bu şeyi kapatırız. Açığı kapatırız. Çin mesela bunu yapabildi. Oysa Çin'in de ilk başta mesela milyonlarca insanın şeyi kaç ay boyunca Wuhan'a girip çıktığını biliyoruz. Bunu ilk rapor eden doktorların hani sorguya çekildiğini, karakola çekildiğini falan bunları biliyoruz. Çin bunları çabuk örtebildi bu tür girişimiyle. Dolayısıyla hani ülkeler bir bakıma hani kendi siyasal sistemleri, toplumsal kültürleriyle paralel tepkiler de verebiliyorlar. Hani bunu da görüyoruz. Mesela İran'ınki çok şey kaldı. Mesela otoriter bir rejim ama İran, hatta otoriter de diyebilirsiniz ama İran mesela şey yapamadı, baş edemedi. Başka evet. Unsurlar da girdi işin içine. Biliyorsunuz bu Kum şehrinde çıktı, epicenter, yani merkez üssü orası. Ve orada bir türbe var ve türbeyi gidip öpüyorlar arka arkaya. İzin vermeyince şey yaptılar yani hani... Evet. Tabii yani dolayısıyla da hani İran mesela çok çok sorunlu İran, İran'ın baş etme yöntemleri çok geç kaldı, yasak şeylerde, önlemlerde vesaire. Ya da işte Mısır ve Tunus'ta bazı din adamları şey dediler mesela Çin'de ilk çıktığında falan ve Wuhan'ı kapatmak zorunda, Hubei eyaletini kapatmak zorunda kaldığında Çin, siz Uygurları enterne ettiniz, kapattınız, bakın Allah size bela gönderdi. İşte Wuhan'ı kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi Çinlileri kapatmak zorunda kalıyorsunuz gibi. Hani bu süreçte tabii dinin de yerinin tekrar gündeme gelmesine yol açacak
bir ilahi yolda bulundular diyelim. Paylaşmışlar, evet. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Güzel bir toparlama oldu. Özellikle Çin ve ABD arasındaki hatların daha netleşmesini sağlayacak unsurlara dikkat çektiniz. Özellikle o rejim tipleri kolaycılıkla aynı poşete koyuluyor. Fiyat tamam işte içerisi bizi ilgilendirmiyor. Bakın ne kadar da yardımseverlere biraz daha dikkatli bir biçimde yaklaşmamız gerektiğini hatırlattınız. Ufuk açıcı oldu. Teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte bu hafta küresel gündemde ABD ve Çin arasında örtük bir biçimde yaşanan koronavirüsün etkisinin jeopolitik gerilime yansımalarını, ekonomik karşılığını, ABD'de neden sorunların yaşandığını, Trump yönetiminin bu sürece etkisini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.